Merhaba Fatih Hocam. 40. doğum gününüzü kutluyorum. Sizinle tanışmadan önce aslında bir bakıma bir okyanusta kaybolmuş gibiydim. Yani kendi kondisyonumu geliştirmeye çalışıyordum ama bunu nasıl yapacağımı bilmiyordum. Nasıl koşacağımı bilmiyordum. Neler yemem gerektiğini bilmiyordum. Tavsiyelere ihtiyacım vardı ve birilerini ararken aslında sizi buldum iyi ki ve sorularıma sabırla her zaman cevap verdiniz. Hem bilginiz hem de sabrınızdan dolayı ben size çok teşekkür etmek istiyorum. Önümüzdeki geçireceğiniz yaşınızda mutluluklar diliyorum. Koşmak yaklaşık 7-8 yıldan beri uğraştığım bir spordu. Fakat Fatih'le çalışmaya başladıktan sonra işin rengi biraz değişti. Maratona kadar geldik. Onunla beraber maraton koşmak, onun desteğiyle bunu bitirmek benim için apayrı bir tecrübe oldu. Antrenörden ziyade Fatih egosuz, dost ve arkadaş canlısı bir adamdır. Umarım çok uzun yıllara beraber olacağız dostum. İyi ki varsın. Nice yıllara, her şey gönlünce olsun. Seni çok seviyoruz. Fatih Hocam, öncelikle 40. doğum gününüzü kutlarım. Bundan sonraki yaşamınıza da sağlık, mutluluk, huzur ve başarılar dilerim. Size aslında bu videoyu geçen hafta tamamladığımız Likya yolu trekking etkinliğinden çekecektim. Daha doğrusu çektim ama kaydetmeyi unutmuşum. O nedenle şimdi evden size sesleniyorum. Size tanışalı 1,5 yıla yakın bir zaman oldu. Aslında daha öncesinden sosyal medyada arkadaştık ama tanışıp beraber çalışmaya başlayalı 1,5 yıl oldu. Bu süre zarfında öncelikle bana gösterdiğiniz yakın ilgi, arkadaşlık, hocalık nedeniyle size müteşekkirim. Sizin sayenizde uzun yıllardır içtiğim sigarayı bıraktım. İçkiyi hemen hemen hiç denecek kadar aza indirdim. Hayatımı arkadaşlarımın söylediği gibi sanki bir profesyonel futbolcumuş gibi düzene soktum. Bunlar hep sizin sayenizde oldu. 2 kilo verdim. Ve belirlediğimiz bir hedefe doğru yavaş yavaş da olsa ilerlemeye çalışıyorum. Tabii ki sizin sayenizde. Koşu sporu zor bir spor. Ama siz zoru seven bir insansınız biliyorum. Ben de zoru seven bir insan olduğum için aynı doğrultuda buluştuk. Bundan sonra da spora devam ettiğim sürece sizin değerli önerileriniz ve yönlendirmenizle spora devam etmeyi düşünüyorum. Tekrar doğum gününüzü kutlar. Sağlıklı, mutlu, başarılı nice yıllar dilerim. Merhaba Fatih Hocam. Yine bir yarış sabahında beraberiz. İşte bizim yarışlar biliyorsunuz Tunus'ta. Ama doğum günün olduğunu öğrendik. Nice yaşlar dilerim sana. Nice güzel koşularda beraber olmak dileğiyle. Fatih Hocam, iyi ki varsın. İyi ki doğdun nice yaşlara. Seninleyiz, izindeyiz. Cenk'in haydi Seray koşabilirsin dediği günler çok olmuştur bana. Fakat ben her zaman koşamayacağımı, yapamayacağımı dediğim zamanlarda Fatih Hocam'la tanışıp haydi Seray sen de yapabilirsin dediği günlerden bugünlere geldik. Ve artık ben de Fatih Hocam sayesinde koşuyorum, koşacağım. Kalbi sıcak, bilgisi çok değerli hocam. Daha çok yolumuz var. İyi ki varsın. İyi ki tanıdık seni. İyi ki doğdun. Nice mutlu seneler. Hep birlikte inşallah. Fatih Hoca'yla yaklaşık bir sene önce Alanya'da Adnan Hoca'nın kampında tanıştık. Sonra sabah yürüyüşlerimizde benim koşuya uygun bir vücut tipim olduğunu söyleyerek bana bu aşıyı yani koşma zevkini, keyfini aşılamış oldu oradan ufaktan ufaktan. Sonra onun önerileriyle birkaç kendim denemeye başladım. Daha sonra beraber çalışmaya başladık.
Ondan sonra hayatım nasıl değişti? Olumlu anlamda değişiklikler oldu gerçekten. Hem fiziksel hem ruhsal hem de zihinsel. Çünkü ben çok stresli bir işte çalışıyorum. Tekstil sektöründeyim, bilenler bilir. Koşmak zihnen, ruhen bana meditasyon gibi geldi. Bunun için çok minnettarım kendisine. Hiçbir zaman unutamayacağım bir şey benim için. İyi ki doğmuş, iyi ki Alanya'da yollarımız kesişmiş ve iyi ki seninle çalışıyoruz hocam. Gerçekten bizi en böyle canımın koşmak istemediği, en böyle sıkıntılı olduğum zamanlarda verilerime bakıp sadece hani koşmadığımı görüp hayırdır Öznur neden koşmadın bir şey mi oldu diye gerçekten ilgisi ve alakası sporcularıyla olan hem de beslenme açısından hepimizi yani aynı şeyi düşündüğünü düşünüyorum ben. İyi ki bizim hocamızsınız Fatih Hocam. Fatih Hocam merhaba, iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Ben sana çok güzel bir İstanbul manzarasından sesleniyorum. Muhteşem evlerin ve sahilin olduğu Yeniköy'deyim şu an. Ben tabii sahilleri hiç bırakmıyorum. Haftanın herhalde 6 günü sahilde geziyorum. O da senin sayende. Gerçekten spor benim için oldukça zor bir konu. Bedenimin fiziksel acısının yetmediği gibi zihinsel olarak da yapmak, bu yoğunluğun içerisinde, koşuşturmacanın içerisinde araya antrenmanlar sokmak benim için inan çok ama çok zor. Hani bir hoca varsa benim hayatımda bu kadar düzgün ve düzenli bir şekilde başarmamı sağlayan o da sensin. Seninle beraber çalışmaya başladıktan sonra hem koşmanın aslında o kadar da zor olmadığını ve koştukça güçlenen bedenim ve hani o bütün çalışan mutluluk hormonumla ne kadar zevkli bir şey olduğunu tekrar tekrar anlamama fırsat verdim. İyi ki varsın, çok önemli bir şey yapıyorsun. İnsanlar çünkü bu hayatta gerçekten o bedenleriyle mutlu bir şekilde ve güçlü ve esnek ve koşabilir halde olduğu zaman bambaşka bir enerji geliyor bence. O anlamda çok büyük iyiliğe hizmet ettiğini söyleyebilirim. Aynı zamanda benim için koç hocası deyince gerçekten daha doğrusu koç hocası gerçekten böyle sert, hani daha böyle askeri disiplin, böyle bağıran çağıran falan böyle bir ses tonu beklerim. Senin o böyle yumuşak ses tonunla böyle motive edici mesajların, yapabilirsin demelerin, hani bana özel program, tabii ki bütün arkadaşlarımıza özel programlar yazıp bizi ekstradan hani bize uygun bir şekilde motive etmen gerçekten çok değerli. Seninle ilgili en çok şaşırdığım şey işte hani zaten her şeyinle bir koçsun, işte çok iyi bir yarışçısın, maratoncusun, hepsi bir arada. Ama ne zaman ki sen bizim grupta konsere gideceğim, rahat bir ayakkabı lazım dedin. Ben dedim ki hani izlemeye konsere gidiyor. Acaba niye ayakkabıyı sordu? Gerçekten anlam verememiştim. Hay Allah, herhalde spor ayakkabıyla konsere gitmek istemediğinden, izlemeye gitmek istemediğinden dedim. Sonra seni sahnede böyle müthiş, gerçekten müthiş bir sesle Türk sanat musikisi seslendirirken dinleyince acayip etkilendim ve çok şok oldum. Hani gerçekten de böyle iki tane ironi konu benim için bunlar. Ama sen onları harika bir şekilde harmanlamışsın. Ve de aynı zamanda bu kadar böyle bir spor yapmana göre çok böyle dingin, sakin, yani müthiş böyle insanı rahatlatan da bir ruhun var. Umarım yolun çok açık olur. Umarım insanlara böyle güzel güzel değmeye devam edersin. Umarım uzun yıllar sağlıkla beraber çalışmak da nasip olur. Benim hedeflerim valla seninle artmaya başladı. Çünkü ben eskiden sadece 10K kaşarım canım, ben sadece fit olmak istiyorum derken işte 21 mi yapsam, acaba bir gün 42 yapar mıyım, ay şurada mı yapsam, bir yıl sonra mı yapsam, hani bunları ben düşünebiliyorsam eğer gerçekten bunlar senin sayende. İyi ki varsın, iyi ki doğdun, nice yaşların olsun, çok sevgi dolu, aşk dolu, bereketli, kolaylıkla geçen ve hedeflerine ulaştığın, çok zevk aldığın muhteşem bir yaş dilerim. İyi ki doğdun. Koşu sporunun hayatımıza yeni insanlar katma konusunda çok büyük bir öneme sahip olduğunu düşünüyorum. Zira Fatih Hoca ile de tanışmamız koşu sporu sayesinde oldu. Öncesinde uzun mesafe bisiklet sürüyor ve yüzme sporuyla ilgileniyordum. Geçirdiğim bir trafik kazası sonucunda bu sporlara nokta koymak durumunda kaldım.
Sonrasında koşu sporunu yapmaya karar verdim ve bu alanda profesyonel bir antrenöre çalışma ihtiyacı duydum ve yaptığım araştırmalar sonucunda Fatih Hoca'nın web sitesine denk geldim. Zaman içerisinde katıldığı yarışlar ve aldığı başarılar, koşu sporu ve onu destekleyen beslenme ve fizyoterapi konusunda hem aldığı eğitimler hem ilgili ve bilgili olması açıkçası beni Fatih Hoca ile çalışma konusunda heyecanlandırmıştı ve kendisiyle yaptığım görüşme sonucunda da beni öğrencisi olarak kabul ettiğinde oldukça mutlu olmuştum. Son bir sene içerisinde almış olduğum başarılar ve çıktığım kürsülere aslında Fatih Hoca biz seninle beraber çıktık. Sen olmasaydın asla başaramazdım. Bana yaşatmış olduğun bu güzel duygular için sana ne kadar teşekkür etsem azdır. Dilerim öğrencilerinle bu başarılara imza atarsın ve daha nicelerine. Bu vesileyle yeni yaşını kutluyorum. Sevdiklerin ve seni sevenlerle beraber daha nice uzun yılların olsun. Kırklar Kulübü'ne hoş geldin Fatih Hocam. Doğum günün kutlu olsun. Selam. Kardeşim bu kaydı izliyorsan doğum günündür. Sevgili Esra güzel bir sürpriz yapmak için benden böyle bir talepte bulundu. Tabii ki benim için bu bir onur ve zevk. Sana olan, seninle olan paylaşımlarımızı zaten biliyorsun. Çoğu zaman da duygularımı ifade ettim ben sana. Postlarımda olsun. Ama bir kez daha üstünden geçmekte fayda var. 98 yılında tanıştık seninle. Fuarda tanıştık diye hatırlıyorum. Bugün düşündüm kaç yıl oldu diye. Toplamda 24 yıl. Evet, 24 yıl olmuş. Uzun bir zaman. Bir dönem görüşemedik. Evet. Onun sonrasında tekrar daha sıkı, daha yoğun görüşmeye başladık. Yani geçen gün de postumda paylaştığım kırılma noktası aslına bakarsan seninle tekrar bir araya gelmemiz. O teklifi iyi ki yapmışsın. Çünkü öncesinde anlatmıştın vardiyalı sistem, ondan sonra mutsuz bir yaşam, nereye gideceğini bilememe, depresif bir ruh hali, spordan uzaklaşma ve bununla birlikte fiziksel deformasyon, ruhsal deformasyon. İyi ki üçüncü kez bana bu daveti yapmışsın. Sonrasında her şey değişti. Hedefler, yaşam biçimi, fiziksel transformasyon ve dahası ruhsal transformasyon, yeni bir amaç, yeni bir hedef ve hayattan tekrar zevk alabilme konusunda yeni bir yön vermiş oldun, hayatımı katmış oldun. Bazen insanlara bir dokunuş gerekiyor. Sen de bu dokunuşu bana yaptın. Senin dokunuşun sayesinde artık çok daha farklı bir yerdeyim. Seninle olan ilişkimiz gerçekten çok farklı. Çok yarışa gittik, çok şehir gezdik. Çok paylaşımımız var bununla ilgili. Hayatımızın özellikle bu koşuya başladığım andan itibaren 6 yıllık süreçte, artık 7. yıldayız. Birçok insanı biriktiremeyeceği kadar anı biriktirdik seninle. Hayata gerçekten artık daha farklı bakıyorum. Senin katmış olduğun hani bakış açısının haricinde yeni insanlarla tanıştık. Seninle birlikte tanıştığım insanlar da ayrı bir keyif verdi. Şu ana kadar gördüğüm kadarıyla inanılmaz pozitif, motivasyonel ve üretken bir insansın. Ve bunun da bana etkileşimleri kuşkusuz oluyor. Örnek verecek olursak hayallerinin peşinden gitme, bununla ilgili tutkuyla mücadele etme noktasında yeni bir yoldasın, yeni bir sayfa açtın hayatında. Burada bile bana bir ilham oldun. Ben de artık senden esinlenip, ben de bunları yapabilirim, evet ben de yapabilirim noktasında bana motivasyon sağlıyorsun. Birlikte olduğumuz zaman dilim içerisinde hep bu anlamda katkıların oldu. Bana katmış olduğun
çok şey var ama yani net bir ifadeyle söylemem gerekirse yeni bir yaşam bakışı, yeni bir sayfa açtın sen bende. Dolayısıyla dostluğumuz hep sürsün istiyorum. Daha nice güzel anılar biriktirelim istiyorum. Daha iyi günlerde, daha iyi şartlarda, daha güzel koşullarda birlikte olalım istiyorum. Umarım bu yeni yaşın yeni bir dönüm noktası, dört onluklara girmiş bulunacaksın. Bu yeni yaşın senin için önce sağlık tabii ki, sağlık getirsin, mutluluk getirsin, maddi ve manevi kazanç getirsin. Bununla birlikte inşallah hedeflediğin, olmasını istediğin ve olmasından mutlu olacağın şeylerin gerçekleştiği bir yaş olur. Ve tabii ki inşallah yine birlikte olur, birlikte vakit geçirdiğimiz, birlikte koştuğumuz bir yıl olur. Gönlünden geçen, aklından kabul ettiğin, aklında kabul ettiğin, gönlünden geçirdiğin her ne dileğin varsa bunlar gerçekleşsin. Doğum günün kutlu olsun kardeşim, birlikte olsun inşallah. Merhaba Fatih, iyi ki doğdun. Selam Fatih, mutlu yaşlar. Nice mutlu yaşların olsun. Her şey için çok teşekkür etmek istiyoruz öncelikle. Bizi koşuyla tanıştırdığın için, hayatımızda çok önemli bir yer kapladı. Yeni tanışmış olsak bile koşu. Fatih'le tanışmadan önce benim koşu geçmişim neredeyse hiç yoktu. Böyle arada bir belki 400-500 metre koşup durmuşluğum vardır. Ani bir kararla onunla çalışmaya başladım. İyi ki de başlamışım. Böyle hayatıma verdiğim en iyi kararlardan biri oldu gerçekten. Evet, ben böyle ara sıra ormanda işte jog babında koşular yapıyordum bu pandemi döneminde. Sonra işte evreni azıcık zehirledim, hadi koşalım filan deyip böyle 150 metre yokuş aşağı koşup sonra yokuş yukarı yürüyorduk. Ve o esnada Fatih bizi fark etti. Yeteneğimizi. Bizdeki potansiyeli fark ederek evet o anda işte karar verdik Fatih'le koşmaya ve iyi ki de böyle bir karar vermişiz. Şimdi bir yılı geçkin bir zaman oldu. Bir yıl dört ay falan oldu. Fatih'le çalışıyoruz. Çok güzel koşuyoruz. Bizi koşturuyor valla. Teşekkür ederiz. Evet benim sağlık değerlerimle ilgili çok ciddi mesela iyileşmeler oldu. Onu söyleyebilirim. İşte karaciğer yağlanması yok oldu, böyle kemik değerlerim, kemik yoğunluğu değerlerim düzeldi, kolesterolüm indi, yani inanılmaz kilom indi, yağ oranım çok azaldı ve kendimi çok iyi, çok dinç ve sağlıklı hissediyorum. Aynı zamanda da çok zor bir iki sene geçirdik pandemi döneminde, eve kapanmışken, izole olmuşken. Psikolojik olarak da çok çok iyi geldi bu uğraş ve ne olduğunu anlayamadan, hiç fark etmeden bir anda kendimi koşucu olarak buldum. O da hala çok hayret ettiğim bir şey gerçekten. Yani nasıl bu kadar kolay, bu kadar çaktırmadan bizi koşucu, ya en azından beni, Cahit koşuyordu tabii de daha önce, koşucu haline getirmeyi başardın. Fatih çok çok teşekkürler, çok minnettarım gerçekten sana. Evet, ben de pandemiden önce işte KOA 1, birinci aşama KOA teşhisi konmuştu. İşte koşmaya başlamadan evvel Fatih'le sigarayı bırakmıştım. Bir 7-8 ay evvel falan bıraktım veya bir sene evvel bırakmıştım. Ama yani spor yapmadan bu çok sürdürülebilir gelmiyordu zaten bana. Dolayısıyla böyle düzenli bir spora başlamak benim de sağlık, bedensel ve zihinsel sağlık açısından çok etkiledi. Geriye etkisi zor verdi. Nefesim düzeldi, nefes nefese kalmıyorum. Yani hatta yarım maraton koşar hale getirdi Fatih. Ya Fatih ile ilgili, koçluğuyla ilgili ve insanlığıyla ilgili tabii
çok hoşumuza giden şeyler var. Zaman zaman evrenle de konuşuyoruz. Yani bir kere çok mütevazi ve yani konusuna çok hakim olmasına rağmen Fatih o kadar mütevazi ki tam bize uygun program veriyor. Hiçbir şekilde hani bizi ufak ufak zorluyor ama bıktırmadan koşturuyor. Çok önemli bir şey bence. Bu bir şeyi başarabilme hissini bize sürekli tattırıyor. Ve koşmak gerçekten irade isteyen bir şey. Fatih bunda son derece destekleyici bir rolü var. Bu irade konusunda. Evet, aynen, ben de katılıyorum bütün Cahit'in söylediklerine. Bir de kurduğu bu takım atmosferi, böyle bir dayanışma, WhatsApp grubu üzerinden yapılan paylaşımlar. Yani koşu bireysel bir spor. Tek başına yaptığım bir spor ve ben tek başıma kesinlikle buralara gelemezdim. Ya yani onu biliyorum. Çünkü insan sıkılabilir, bıktırabilir. Hani bir yandan düşününce. Ama Fatih'in desteği, ne bileyim, bir engele tosladığında, işte bir yerin ağrıdığında, bir sakatlık geçirdiğinde verdiği destek, ilgilenmesi, yönlendirmesi ve sürekli bir paylaşım ortamının içinde olmak çok iyi geliyor. Bir sosyal ortam da sağlıyor. O yüzden gerçekten ben çok memnunum. Çok iyi bir karar vermişiz koşmaya ve Fatih'le çalışmaya başlayarak. O yüzden sana çok teşekkür ederiz. İyi ki doğmuşsun. Nice mutlu yaşların olsun. Hep sporla iç içe, koşuyla iç içe olsun. Hep birlikte bu güzel çalışmalarımıza devam edelim. İyi ki doğdun. Mutlu yaşlar. Evet Fatih, iyi ki doğdun. Yeni yaşın kutlu olsun. Nice yaşlarda inşallah beraber bize koştuk ederek bu yolda yürürüz. Koşarız. Koşarız. çok öpüyoruz seni. Bay bay. Yeni evinde hayırlı olsun bu arada. Görüşmek üzere. Evet Fatih'im. Günaydın. Bundan 10 sene önce yaklaşık seninle beraber başladığımız bu süreçte inanılmaz keyifli zamanlar geçirdim. Tabii en tembel öğrencilerinden biriyim. Ama olsun. Sonuçta bana koşuyu sevdirdin. Sağlıklı yaşamla ilgili hayatıma birçok şey kattın. İyi ki varsın. Şu anda biz Mucize ile beraber alıştırma turları yapıyoruz. Onun için de yeni bir hayat. Seninle birçok anılarımız oldu. Koşarken maratonu sayende bitirdim. Çok kısa bir süreçte hem gerek beslenme alışkanlıkları olsun, gerek koşu taktikleri, sağlıklı yaşamla alakalı bana birçok şey kazandırdın. İyi ki hayatımdasın, iyi ki varsın. İyi ki hocamsın, antrenörümsün, iyi ki kuzenimsin. Seni çok seviyorum. Yani özellikle şeyi unutamıyorum. Bu Floransa'da yaptığımız koşuyu çok keyifliydi. Bu da mucize. Gel oğlum. Mucize'yi de benimle beraber koşulara alıştırıyorum. Umarım çok keyifli bir şekilde daha nice güzel koşular yaparız. Naifliğin benim için çok önemli. Çok kibarsın. İnan benim gibi bir adama, benim gibi düzensiz bir sporcuya katlanmak çok zor ama onu bile beceriyorsun. Sabrına hayranım. Seni çok seviyorum. İyi ki doğdun. İyi ki varsın. İyi ki varsın tek güzelim benim. Daha inşallah nice turlara beraber. Hadi bakalım, ben şimdi bir 3-5 kilometre mucizeyle bir koşayım. Özellikle doğum gününü bu vesileyle kutluyorum. İyi ki varsın, iyi ki doğdun. İyi ki bizimlesin. İyi ki bizim hocamızsın. İyi ki benim antrenörümsün. İyi ki benim kuzenimsin canım benim. Seni çok seviyorum. Çok güzel anılarımız var. Çok güzel bir maraton bitirttin bana. Kısa bir hazırlık sürecinde. Yaklaşık 10 senedir sporu hayatıma almamda en büyük faktörlerden birisin. Sabırla, keyifle bunu yaptın.
hiçbir şekilde öf demedin. Benim gibi haylaz bir öğrenciye bile naif bir şekilde katlandın. İyi ki varsın. Şimdi ben de mucizeyi alıştırmaya çalışıyorum. Bizim koşularda mucizeyle beraber keyifli zamanlar geçireceğimi düşünüyorum. Vallahi ne diyeyim? İyi ki varsın tekrar. İyi ki doğdun. Mutlu yıllar diliyorum. Sağlıklı, huzurlu, sevdiklerinle beraber koşu, spor, huzur dolu senelerin olsun. Bakalım biz de mucizeyle şeyler yapacağız. Görüşmek üzere. Merhabalar. Bugün sevgili atletizm koçumuz Fatih Buzgan'ın doğum günü. İyi ki dünyamıza gelmiş, iyi ki aramıza gelmiş. Ve iyi ki onu tanımışım dediğim güzel insanlardan biridir Fatih. Onunla tanışmamız 3 aşamalı oldu. Önce işitsel, sonra görsel, daha sonra da fiziksel yolla gerçekleşti. Sevgili kardeşim Esra'nın erkek arkadaşı olarak önce ondan bahsini duydum. Daha sonra Esra onun bir solo konserinden bir video izletti. Sesine gerçekten hayran kaldım, bayıldım diyebilirim. Dolayısıyla Fatih'ciğimi daha görmeden tanıdım ve hemen de sevdim. Daha sonra İstanbul'a geldiklerinde Esra onunla tanışmama imkan sağladı. Ondan sonra bir gün bana geldiler. Ve görsel olarak da, fiziksel olarak da, işitsel olarak da tamamlamış olduk tanışmamızı. Fatih Hoca ile çalışmaya başlamadan önce koşu hayatım nasıldı diyecek olursak, koşu hayatım yoktu. Gerçekten yoktu. Fakat Forrest Gump gibi böyle birdenbire kendimi alıp, başımı alıp durmadan koşasım vardı. Yani dağ, bayır, dere, tepe, şehir, kasaba hiç durmadan bir böyle gideyim ve durmayayım istiyordum. Ve ilginç olan şey, hani hep derler, bir atasözümüz vardır. İyileşecek hastanın doktor ayağına gelirmiş. Gerçekten de öyle bir şey oldu. Tanışma gününde ben de yemekte sohbet ederken, ondan sonra bir sporla uğraşmaya çalıştığımı, işte ne yapacağıma karar veremediğimi söyledim. Sevgili Fatihciğim şey dedi, tam atletizm vücudu var, tipi var falan gibi bir şeyler söylemişti. Zaten koşmayı da çok seviyordum. Ve 29 Ekim Cumhuriyet koşusu yaklaşıyormuş. Onlardan beni de katmalarını rica ettim, elimden tutmalarını istedim. İlk defa böyle bir şeye başlayacağım. Bir bakalım dedim. Ve 2 hafta çalıştıktan sonra Cumhuriyet koşusuna katıldık. 29 Ekim Cumhuriyet koşusuna. Çok keyif aldım. Yani sadece koşudan değil, sosyal ortamdan çok keyif aldım. Bana destek olmaları beni çok çok mutlu etti. Öncelikle onu söyleyeyim. Yeni arkadaşlar tanıdım. Ondan sonra ortam çok keyifli, renkli, canlı, bayram yeri gibi geldi bana. Ve koşu hayatına girmeye karar verdim. Çalışmaya başladıktan nasıl karar verdim? Şöyle oldu o da. Dedim bu işi yapacaksam doğru dürüst yapayım ve doğru bir kişiyle yapayım. Zaten güvenimi kazanmıştı Fatih Hoca, Esra'nın anlattıklarıyla bir antrenör olaraktan. Ondan sonra 15 Kasım'da Fatih Hoca ile çalışmaya başladık. Nasıl koşuyordum? 250 metre koşamıyordum. Koşarken nefesim tıkanıyordu. Ondan sonra fakat çalışmaya başladıktan 2 ay bile olmamıştı. Adana Yarım Maratonu vardı. Adana Yarım Maratonu için Fatih Hoca bir gün bana şey dedi. Yarım maratona mı yazıldın? 10K'ya mı yazıldın? Ben herhalde şaka yapıyor zannettim. Çünkü öyle bir şey olamaz. 2 ayda yarım maraton ve hiç 200 metre koşamıyordum falan. Dedim ki Fatih Hoca şaka mı yani? Ciddi mi? Nasıl bir şeydi bu böyle demişsiniz bana? Demişim bana. O dedi ki hayır, o güçlü olduğuna inanıyorum. Kesinlikle yarım maraton koşacak güçtesin. Bir problem görmüyorum fiziksel olarak. Yani yapabilirsin. Ben de kaydımı 10K'yı sildirip 21K'ya yazıldım. Fakat ondan sonra da hiç gözümü uyku tutmadı. Ya diskalifiye olursam, ya başaramasam, ya yetişemesem diye. Fakat
çok güzel bir şey oldu. Fatih Hocam'ın gerçekten %91'inin başarısı diyeceğim. İlk yarım maratonumda 2 ay gibi kısa bir sürede kürsüye çıktım. Kendi yaş grubumda 5 kişi vardı. Ben 3. olarak nasıl başardım? Hoca ile ilgili bu kesinlikle. Benle ilgisi değil. Onun motivasyonuyla ve parkuru çok çok güzel tanımlaması ve bana her kilometresini defalarca nasıl koşmam gerektiğini anlatmasıyla gerçekleşti diyorum. Yani ilk maratonunda onun sayesinde, onun motivasyonuyla, onun cesaretlendirmesiyle hiç aklımda olmayacak bir şeyi gerçekleştirdim ve 2 ay gibi 2 senede koştum. Antrenör ve insan Fatih Hoca'yı tanımlayacak olursam, önce antrenör olarak söyleyeyim, bir şey olarak konusunda derin bilgisi olan, en ufak detayı bile atlamamaya çalışan, inanılmaz özverili, her soruya belki 2 kere 3 kere sorsanız bile sakinliğiyle, huzuruyla, aynı üslupla muhteşem bir şekilde cevaplayan, koşu dışındaki aktivitelerde, başka olaylarına da son derece yardımcı olan bir antrenör. Özetleyecek olursam 2 sözcükle, motivasyon ve moral ustası. İnsan olarak kişiliğine gelecek olursam da şöyle diyebilirim. Fatih eşittir antidepresan. Gerçekten gerek huzurlu, gerek sakinliği, gerek ses tonu, özellikle de o sakinleştirici ses tonuna vurgu yapmak istiyorum. Ses tonuyla insana böyle her şeyin yolunda gittiğini, endişelenecek bir şey olmadığını, daha da iyi olacağını hissettiriyor ve söylüyor. Hatta şöyle diyorum, acaba dalgalı denizlerin orada geçse dalgalar da sakinleşip düzelir mi? O derece. Bazı yarışlarda koşarken ben, tabii o geçip gidiyor geliyordur, bir yerde hadi Hamide diyor, bir bakıyorum kanımda bir şey değişim oluyor, ben de koşmaya başlıyorum. Yani 17. kilometre bile onun sesini duyduğumda tak diye harekete geçiyorum falan. Ses çok önemli hakikaten, sesi muhteşem etkiliyor olumlu olaraktan beni. Dolayısıyla antidepresanlığı hala devam ediyor. Ondan sonra moral ustalığı, ondan sonra motivasyon ustalığı daim olacağına inanıyorum zaten. Ve doğum günü dileklerine gelecek olursam da şöyle diyorum. Keşke senin gibi insanlar çok olsa Fatih'ciğim. Gerçekten özlemini çektiğin ne varsa, hedeflerin ne kadar çoksa hepsi gerçekleşsin, hepsini birlikte yaşayalım, paylaşalım diyorum. Ve yeni evinde, düzeninde bu renkli balonlar gibi keyifli bir yaşam sürmeni istiyorum. Nice yıllara sevgili hocam, sevgili arkadaşım ve sevgili dostum. Nice yıllara. Bu videoyu sevgili Fatih Hocama doğum gününüz için bir hediye olarak gönderiyorum. 2 yıldan beri Fatih Hoca ile çalışıyorum. 2 yıl öncesinde beni gerçekten Fatih Hoca bir bataklıktan çıkardı. Çok fazla rahatsızlığım vardı, çok fazla kilom vardı. Koşuyordum ama doğru bildiğim yanlışlarla koşuyordum. Başladığımız andan itibaren bana kattıkları, bilgilendirdikleri, o doğru bildiğim yanlışların doğru halleri beni koşuda da normal hayatımda da çok güzel bir yerlere getirdi. Evet, ben biraz ağır bir öğrencisiyim. Vaktim, zamanım ve imkanlarım çerçevesinde elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Ve gerçekten dediklerine her anlamda %100 de uyamıyorum. Onlara uysam nasıl bir şey olabilirdim diye bazen düşündüğümde gerçekten wow diyebiliyorum. Çok fazla bilgisi var. Ve koşuyla da ilgili,
koşunun yanında yemekle de ilgili desteklediği çok şeyi var. Ve bize bunları aktarmadaki duygusunu, hissiyatını, mutluluğunu çok yakından hissedebiliyorum. Ben İstanbul'dayım, kendisi İzmir'de. Uzak yerlerdeyiz, online yapıyoruz. Online hep benim için gerçekten bir soru işaretiydi. Çünkü online dersler aldığım zamanlar oluyordu. Veya spor, pilates olsun, fitness olsun. Bunlarda hani çok zevk alamıyordum. Gerçekten o hocalardan bana o aktarım gelmiyordu. Ama hani koşuda programın online olması, bu da başlarken soru işaretiydi bende. Uzak nasıl olacak falan filan derken ama muhteşem oldu, oluyor, hala devam ediyor. Daha iyi de olacağına ben gönülden inanıyorum. Ve Fatih Hocam da bana karşı o inancını hissediyorum. Kesinlikle her zaman destekçim. Güler yüzü öncelikle her şeyin önünde. Ben fazlasıyla onu rahatsız eden bir öğrenci olabilirim. Ama hiçbir zaman, her daim müsait oldukça sorduğum soruların hep ama hep cevabını aldım. Çok açıklayıcı bir şekilde aldım. Onun üstüne daha da bilgiler ekleyerek aldım. Bunların hepsini bir kafama not ediyorum. Dediğim gibi biraz yavaş ilerliyorum. Ama olsun, temkinli ilerliyorum, güzel ilerliyorum. Ben 2 yıl öncesi dediğim gibi ilaçlarım vardı, hastalıklarım vardı, kilom vardı. Şu an bir %50'si tamamlanmış durumda benim açımdan. Ondan da öyle hissediyorum. İlaçlarımdan kurtuldum, hastalıklarımdan kurtuldum. En önemlisi bu. Ve yavaş yavaş koşu için ve günlük hayat içinde yanlışlarım ortadan kalkıyor. Kalktı ve kalkmaya da devam ediyor. Ve ek olarak Buzgan Team içinde bulunmaktan çok ama çok mutluyum. Bunun tek sebebi Fatih Hoca ile başlayıp diğer arkadaşlarla da devam etmesi. Çok güzel bir ekip, çok güzel bir topluluk, çok güzel bir kulüp diyebilirim. Her şey en son İzmir'de hep beraber denk gelebildik. Ve orada tekrardan iyi ki böyle bir şeyin içindeyim dedim. Bu yüzden her şey ama her şey için Fatih Hoca'ya çok 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 teşekkür ederim. İyi ki var, iyi ki denk gelmişiz. İyi ki devam ediyoruz. Daha güzel, çok başarılarımız olacak. İnşallah benim içinle ilerleyen zamanlarda kürsüler olacak. Ve inşallah bir gün bir tane 42 kilometrede koşabilirim. Bunların hepsi şu an bir hayal ama ben bu hayali başladım. Fatih Hoca ile başladım ve onu devam edeceğim. Çok güzel de ilerliyoruz. Hocam, yeni yaşınız kutlu mutlu olsun. İyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz. İyi ki yanımızdasınız, uzaktasınız ama size her daim hissediyoruz. Her şeyle ama her şeyle yeni yaşınız önce sağlık, ardından başarı, mutluluk, aşk, her şeyi ama her şeyi gönlünüzdeki gibi size versin. Ben bana kattıklarınızdan dolayı her şeye çok teşekkür ediyorum. Sizi çok öpüyorum. Ek olarak da böyle bir videoya beni de dahil eden Esra ablama çok 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 teşekkür ediyorum. Seni de çok seviyorum ve çok öpüyorum. Fatihciğim, Canikom, ilk doğdun. Doğum günün 40. yaşın sana misler gibi gelsin. Ferahlıklarla gelsin. Yepyeni kapılar açsın. Uzmanı olduğun koşu konusunda ne yazık ki ben tam bir hımbıl olduğum için henüz o taraftan hayatlarımızın bir kesişmişliği yok. Ama bence çok uzun yıllar sürecek bir dostluğun, bir arkadaşlığın tohumlarını attığımız günlerimiz. Yulaf konusunu benim için bambaşka bir noktaya götürdüğün, eşsiz tatlar yaptığın, bir işe hakim olmak, yaptığı işe saygı duymak,
o konuda kendini geliştirmek konusunda inanılmaz bir ilham veren bir adamsın. Hayatımda bu anlamdaki yerin çok başka. İyi ki varsın. İyi ki seni tanıyorum. İyi ki daha uzun yıllar sohbetlerimiz olacak. Biliyorum, bunu hissediyorum. Seni çok seviyorum. Varlığına şükürler olsun. İyi ki doğdun. Bibi!